Yani güven bir kere işte biliyorsun bozulduğu zaman sonra kazanması biraz zor olan bir şey maalesef. Kredibilite de öyle. Yani bir kişiden, bir firmadan borç aldınız, ödemediniz, ikinci defa gitmişsiniz zaman hani herkes kendisini bankaya mesela koysa ikinci defa o kişiye kredi vermez. Evet, ben o yüzden bankalara hep şey gibi görün lütfen diyorum. Yani siz nasıl annenizden, babanızdan veya arkadaşınızdan borç istediğinizde ona geciktirirseniz veya ona ödememezlik yaparsanız onlar nasıl sizin arkadaşlığını keserse finans kurumlarının da gelir kaynağı burası olduğu için onlar da size aynı şekilde davranır. Bir şey Çünkü söyleyeyim mi? arkadaşlık ilişkiniz bile yokken Bir şey daha iyi söyleyeyim mi? Finans davranmasını kurumları daha da beklersiniz. zor. Daha da zor durumda finans kurumları sana bana göre. Şimdi ben kendi paramla borç veriyorum, değil mi? Evet. Finans kurumu öyle değil. Kendi parası yok ki. Evet, siz bankaya verdiğiniz mevduat olarak ben onu ise orada kredi isteyen kişiye verdim. O bana o parayı geri iade etmezse ben size mevduatınızı nasıl geri vereceğim? Yani ben hiç kimse şunu düşünemez bile Türkiye'de. Yani Evet. gittim bir bankaya vadeli mevduat yaptım. 2 ay sonra almaya gittim. Ya biz sizin paranızı X şahsa borç verdik, ödemedik. Kusura bakmayın, battı. Yani böyle bir şey olamayacağı için şimdi bankaların bizden aldığı parayı çok hani katı kurallarla başka birilerine vermesi gerekiyor ki o parayı geri alıp ben paramı çekmek istediğim zaman benim paramı ödeyebilsin. Kendi paramı harcamıyorum çünkü başkasının parasını kullanıyorum. Aynen öyle. Önemli bir noktaya değindiniz. Bence de en önemli konu bu. Birazcık bunun şeyi olduğunda bankaların niye normal ilişkiden biraz daha sert davrandığını herkes çok daha net anlayabilir. Çok regüle bir sektör tabii bankaları. Ya bankaları tabii birçok insanımız bizim hayır kurumu gibi görüyor. Aslında değil, onlar da ticari işletme. Dediğim gibi borç alıyor, borç veriyor vesaire. Dolayısıyla ekonominin de çok içinde olduğu için bankaların sağlıklı olması demek, Türkiye'de ekonominin sağlıklı olması demek. Banka battığı zaman o kadar büyük bir zincir etkisi yaratır ki ekonomide. Yazık. Doğru. Ve o kadar büyük bir güven kaybı yaratır ki az önce bahsettiğim gibi o güven kaybı yaratıldıktan sonra artık o ekonomiyi geri toplamanız da çok zor. Ve tüm dünya seviyesinde bu Türkiye, yani lokal bir şey değil, tüm Aynen öyle. dünyadaki Türkiye'nin her şeyini etkileyecek çok büyük etkiler yaratabilir. İşte o şey, küçük taşlar arka arkaya konur ve birbirini ittiği zaman çok büyük şeylere yol açar ya, tsunami etkisi yaratıyor yani. Aynen. Şimdi panelimizin esas amacı aslında krediye başvuran kişilerin kredi almak istedikleri kuruma kendilerini nasıl ifade edeceklerini anlamaları ya. Doğru. Bir de bunun bir tarafı da karşı tarafı da anlamak. Yani nasıl banka sizi nasıl görüyor diye anlamamız gerekiyorsa bankanın nasıl çalıştığını da anlamak önemli. Hani bu Doğru. yaptığımız tartışma o açıdan da çok önemli. Biz kişi olarak, birey olarak bankayı tanırsak bizden ne istediğini, niçin istediğini daha iyi yorumlayabiliyoruz. Ama onun dışında işte ne bileyim parayı aldım ödemedim. Zaten bankada bir sürü para var. Niye benim 3 lira 5 liranın peşinde koşuyor? Öyle bir şey yok yani. Banka onu kanunen koşmak zorunda. Aksi takdirde zaten biliyorsun pek çok regülasyonda bunun karşılığı var. Bankalar verdikleri kredinin peşinde koşmazlarsa kişisel anlamda zimmet suçu da işlemiş olurlar. Doğru. Kanunlar gereği o parayı kredibilite değerlendirmesi yaptıktan sonra uygun olan borçluya vermek durumundasınız ve vadesini de o parayı geri alıp mevduat sahiplerinin paralarını istedikleri zaman ödemek zorundasınız. Bu sistemi idame ettirmek için belli kurallar olması lazım. Biz bireyler olarak o kuralları ne kadar iyi anlarsak kendimiz de kredi başvurusu yapmadan önce o çerçevede ne yapmamız gerektiğini, nasıl kredi başvurusu yapmamız gerektiğini, bankanın bizden ne bekleyeceğini, borcumuzu ödemediğimiz zaman neyle karşılaşacağımızı çok daha iyi anlarız.